Canlarım, bir tanelerim, benim canım ablalarım, canım kardeşlerim, canım arkadaşlarım, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Allah'a şükür iyiyiz. Bugünlerimize hamdolsun, öyle de öyle de iyiyiz yani. Şu an gecenin 12'si. Açılış yapıyorum size. Bugün sabah hiçbir iş yapmayıp akşama kadar oturan ben ve şeyden dolayı da yapamadım. Çuval yoktu, koli yoktu, hiçbir şey yapamamıştım. Ondan sonra Barış akşama doğru gelince, akşam getirince onunla da çarşıya gittik işte. Rabia abla ile falan bir şeyler yedik. Çete bayramıydı, dün izlediyseniz videoyu, izlemediniz belki de bilmiyorum. Oraya gittiğimiz için hiçbir iş yapamadık. Sonra biz de kahve falan içtik derken işmiş kalmadı. Ondan dolayı şimdi bir gaza geldik Barış'la birlikte gecenin 12'sinde, dediğim gibi erzakları dedi Barış kolileyelim dedi. Onları dedi kaldıralım dedi. Yani taşınma arifesine taşınmaya devam ki. Yani ben de dedim ya, size söz verdim ya, elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım diye. O yüzden gecenin 12'si demedim, biri demedim, açılışımı yaptım canlarım. Hepinize güzel yorumlarınız için, bunu en başta söyleyeyim de sonra unuturum falan. Hepinize güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız, iyi ki destekçimsiniz. Zaten hep siz benim destekçimdiniz, hep siz benim yanımdaydınız. Allah'ım razı olsun hepinizden. Gerçekten şaka değil, ciddiyim yani. Öyle, yarın sabah da Adem abiyle Rabia abla gelecekler. Biz de kahvaltı yapacağız büyük ihtimalle. Ondan sonra Adem abiyle Barış'ın işleri var. Bu abonelikleri, onları bunları iptal ettirecekler. Biz de Rabia ablayla kalan işleri şey yapacağız. Yardıma gelecek sağ olsun. Bu şekilde canlarım, canlarım işte gidiyoruz vallahi, ne yapalım? Hayırlısı, nasip böyleymiş. Mutlu musun Hakime dersen? İyiyim, mutluyum Allah'a şükür. Oraya da bir gidelim, bir düzenimizi oturtturalım artık. Ben de böyle olsun istemem ama ne yapayım? Ne yapayım yani, elimizden bir şey gelmiyor. Bu şekilde şu manzaramı da çekeyim mi bir son kez. Oy oy Maraş. Ah Maraş, ah senin manzarana aldandım ben. Görüyorsunuz, son kez şöyle bir size çekeyim, göstereyim dedim. Yarın da çekerim de, yani şu an gece ya. Geceyken gündüz ayrı bir güzel, gece ayrı bir güzel. Manzarasına lafımız yok zaten. Mutfağa geçelim. Karanlık. Işığımızı bir yakalım. Heh. Of. Dolaplar bitti zaten de. İşte mikrodalga dolabındaki burada bakliyatlarımız falan var. Onların hallolması lazım. Durun, bana bir bildirim geldi. Ona bakıp da geleyim. Bekleyin bir. Bekleyin, bir yere kaybolmayın. Bildirim geldi dedim ya. Şerom'dan. Instagram'da beni paylaşmış, kurban olduğum şey, ikimizin resimleriyle bir de şarkı koymuş, demiş yollarımız ayrılsa da falan gibi böyle. Ya çok duygulandım canım benim, işte gerçek dost. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, aynı şekilde Merve de aramaya devam etti, Şero da aramaya devam etti. Sağ olsunlar, Allah razı olsun, gerçekten iyi ki varlar, buradan da selam olsun. Aha. Az kaldı, az kaldı. Charles %17. Ama idare edecek artık. Yapacak bir şey yok. Etsin. Değil mi? Yoksa döveriz ha. Şimdi ben şuradan kapları çıkaracağım. Şimdi bu benim un kovamdı. Bunu bir dışarı çıkarayım. Çok ses yapmamaya çalışayım. Sizi de şuraya koyayım mı? Dur, olmaz. Aha, mikrodalgayı kırdım galiba. Ama çok da güzel oldu yani. Daha sonra şu da benim mısırımdı. Mısırımdı galiba, orada patlatırım. Ondan sonra cima, açılmamış çayım var, tomurcuk çayım. Bunu da güzelce paketleyip kaldıralım. Burada da Hindistan cevizim var. Bu birazcık şöyle şey yapalım. Heh, iyi olmuş. Bunları böyle koysam, böyle koyuvereyim ya, değil mi? Bilmiyorum ki vallahi, ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Burada da kavrulmuş tuzu yer fıstığımız kalmış arka kısımda. Ağzı da açık bir şekilde bayatlamıştır. Çıtayım. Anasının kuşuşu bu. Gel bakayım anam. Alt kat bitti. Başka da bir şey yokmuş zaten. Burada benim böyle bir düzenleyici vardı. Onun içinde böyle işte kuru mayamı, kabartma tozumu, şekerli vanilyamı falan koymuştum. Bunu da şöylece streçlesek ne var yani? Olabilir. Barış gelsin, o daha iyi halleder.
Burada da kabartma tozları içinden düşmüş, onu da koy. Buradan karbonat ver. Karbonatını da aynı şekilde içine koyalım. Tamam. Bunun içinde çay vardı. Çayım bittiği için böyle boş kalmış kaba. Bunları orada yıkarız. Sıkıntı değil. Yıkarız. Burada böyle ağzını bantladığım bir nohutum var. Bunu da böyle koyalım. Bunun içine de böyle pudra şekerlerime, yine hamur kabartma falan, peşman, böyle çorban falan varmış. Bunları da böyle paketleyeyim diyorum ben. Hem kaplarıyla birlikte. Da bilmiyorum işte. Kafam karışık. Ondan sonra burada da aynı şekilde kakao, fasulye, makarna falan var. Bunları da bakalım çıkaralım. Bir de burada buğday nişastası var. Onu da ağzını kapatalım. Tamam, alt kat bitti. Sadece böyle bir sileceğim, tozunu alacağım. Burası bitti. Şuradan bir bez çıkarayım da. Çıtır yapma anneciğim. Çıtır yapma kuzum. Aman aman. Tozunu alacağım. Orada yine ayrıntılı dip bucak girilir. Maksat burada şey olacak. Ne yapayım? Vallahi. Taşınmak bir dert. Yerleşmek bir dert. Vallahi ben de bilmiyorum ya. Ama ne yapalım? Şarjım azaldı. Telefon kasıyor. Fark ettim. Şöyle. Şimdi adamlar da gelecek ya. Tozlu mozlu olmasın. Yine zaten yolda yolakta batıyor illaki de. Bir de kiracıysan eşyan olmayacak ablalarım. Çıtır dur kız. Yani kiracıysan eşya boş. Aa, gelirken çiziliyor, kırılıyor, bir şey oluyor. Anneciğim yapma. Gel bakayım buraya. Yapma ne olur hadi. Hadi bebeğim. Uykun gelmedi mi? Yani kiracılık zor iş. Allah'ım inşallah herkesin bir gün elbet kendi evi olur inşallah. Yani kiralar zaten uçtu, aldı başını gidiyor. Tamam, iç kısmını, alt tarafın iç kısmı tamamdır. Boşalttık ve sildik. Tamam mı? Burası tamam. Dur kapak kısmını da sileyim. Sildim de birazcık şöyle leke kalmış ya. Tamamdır. Şimdi buranın üst tarafını indireceğim ben. Orayı da indireyim de. Barış geldiğinde kolilemede görüşürüz. Evet canlarım, Barış bir tane koli ayarladı. Şimdi bunlar normalde açık ya, bantlayarak şey yapıyor. Bunun da kenarı ne olmuş Barış? Bir şey oldu. Çıtır mı yaptı ki yoksa? Duramıyor ya yerinde. Aha geldi yine. Bak burada biraz açık. Buraları bantlasan iyi olacak ya. Kapatacağım, bantlarım. Bir tane koli yaptı. Diğerlerine dediğim gibi aynı, o da böyle düşündü. Oo, içine atladı. Diğerlerini de bu şekilde böyle, yani benim düşündüğüm gibi düşünüp böyle dişlerini streçledi. Aynı şekilde bakın şunu da böyle streçledi, hani dökülmesin diyerekten. Barış bunları tek tek kırılacak. Erzak diye yazmamız lazım. Kutuların hepsi kırılacak. Bunlar? Hepsi. Öyle mi diyeceğim? Ne kadar kutu varsa abi hepsi kırılacak. Ona göre düzleteceğiz. Aynen. Burası zaten da... Çünkü ben sadece erzaklarla kırılacak malzemeleri kutulayacağım. Tamam. Diğerlerini zaten hurçladık. Geri kalan da çuvallayacağım. Tamam. Gördüğünüz gibi bunları kolilere koyacağız. Hem yani kaplarından çıkarsak da kapları yine yer kaplayacak. Her şekil yer kaplayacak. Bu şekilde titreşlemeye devam ediyorlar şöyle. Ben de çamaşır vardı, onları asayım dedim. Gidene kadar gurur diye. Onları astım geldim. Çıtırı görüyor musunuz ya? Allah'ım yarabbim. Meraklı melat. Ya ne yapıyorsun? Şşşt. Barış sen ne yapıyorsun? Ben de ne korkutuyorum. Linç yiyeceksin, linç. Niye? Ne yapıyorsun, şiddet uyguluyorsun diye. Rahat durmuyor, ne yapayım? Öyle şey mi olur? Sevinceyi de kızınca kötü mü? Kötü. Evet, bu da bu şekilde streçlendi. Ve canlarım bir tane kolimiz yapılmış durumda. Şimdi güzelce dizdi Barış içine. Bantlarını yapıştırıyor. Açılmasın diye şu kenarlara falan da vuracak.
korlar. Ay bu ses var ya, bu ses. Ay bu ses. İğrenç bir ses. İğrenç. Bir koli tamam yaptık. Şimdi işte üstte az bir şey kaldı. Bitmek üzere. Yani. Oy canlarım, oy. İkinci koliye geçtik biz şimdi. Deterjan ürünlerini falan getirdim. Çıtıra bakar mısınız? Çıtırın keyfi keyif. Çıtırın rahatı rahat. Oh kuzum benim. Girdi valizin içine yata koydu ya. Barış da diyor seni bu valizin içinde götüreyim mi kız diyor. Götüreyim mi kız diyor buna. Buna götüreyim mi kız diyor. Çıtırım annem. Putlarını. Ne aşkımı? Yok açılmadı. Dökülmez yani. Dökülmez inşallah. Canlarım ikinci günden hepinize günaydın. Saat şu an 9'a geliyor. Biz yenice uyandık. Dün gece birazcık daha yapıp saat 2 gibi falan yatmıştık. Ondan sonra da başka zaten bir şey yapmadık. Of uykum var. Evet canlarım, toplanmaya birazcık ara verdik çünkü kahvaltı yapacağız. Adem abi, abi ablagil geldi. Gelirken sucuklarını getirmişler, kaşarlarını getirmişler. Onu da geçtim. Gördüğünüz gibi tost makinesi de geldi. İşte sucuk ekmek yiyeceğiz, kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra Adem abiyle Barış şeyleri halledecekler. Neydi o? Abonelikleri. Ondan sonra ver elini Paris. 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 Evet canlarım, gördüğünüz gibi her şeyi Rabia ablayla beraber hallettik. Hiçbir şey kalmadı. Hazırız yani. Yarın sabah erkenden saat 8'de, yani siz bu videoyu izlerken biz çoktan nakliyeciler gelmiş ve gitmiş bile olabiliriz. Değil mi çıtırım? Böyle buzdolabını falan kaldırdık, çektik her yeri. Yumurtaları falan götüreceğiz tabii de. Ondan sonra şöyle göstereyim. Banyoda da aynı şekilde hiçbir şeyimiz kalmadı. Lavaboda da. Buranın ışığı yanıyor mu? Ha. Ve bütün her şeyi buraya yığdık. Ne var ne yok. Hepsini buradan gelip alıp götürsünler diye. Böyle iskifledik yani, anlayacağınız her şey burada. Böyle çuvalladık, koliledik, öldük, bittik, yorulduk. Mamayı falan paketledim, böyle streçledik. Oy, daha ama çıtırın şeyleri duruyor çünkü bir gün daha buradayız yani. Yesin içsin diyerekten. Böyle halları malları kaldırdık. Dediğim gibi mutfak böyle. Koltuklar duruyor burada da bir. Onları da alacağız. Çünkü burası da canlarım bir yatak kaldı, bir gece daha kalacağımız için. Sonra şu çuvala onları da toplayacağız. Her bütün çekmecelerin içeri falan şey oldu. Pantolonum ıslak, onu oraya serdim kurusun yarın için diye. Dolapta da birkaç bir giyeceğimiz kaldı, o kadar. Bir de kuşlar kaldı, sonra gidiyoruz. Şimdi Rabia ablagile gidiyoruz çünkü bir tane bir şey bile kalmadı evde. Ondan dolayı oraya gidiyoruz sağ olsunlar. Oraya götürecekler değil mi çıtırım? Değil mi annem? Yani canlarım bu şekilde evde artık işimiz kalmadı size çekmeye. Fırsat bile bulamadım. O kadar yoğunduk yok diye, o kadar yorulduk ki size anlatamam. Kolay değil yani. Sadece nakliyeciler gelip götürecekler. Bu kadar yani. Başka bir şey kalmadı. Şimdilik biz çıkacağız. Evet canlarım, bizim evden geldik Rabia ablagile. Rabia abla yemek olarak ne yapıyor biliyor musunuz? Tabii ki de Maraş'ın meşhur kelle paçası. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaç saattir kaynıyor. Ay kelle. Kelle değil, gemik. Kelle o. Hayır gemik, kelle yemiyorum. Gemik, inek gemi. Nasıl kelle paça oluyor? Kelle paça değil ki, paça bu. Ha. Duydunuz. Meşhur kemik çorbası diyelim o zaman. Yani. Düzene bakın, düzene. Bu şekilde canlarım olmasını bekliyoruz. Ondan sonra bizim bilet de alındı. 3.30. 3.30'da gidiyoruz. Beni bırakıp gidiyorsun. Evet maalesef.
Bugün son günümüz yani anlayacağınız. Canlarım, kemik yemeği için şöyle iki bütün diş diyeyim böyle hani yani. Öylelikle sarımsakları soydum. Sonra onları bir saat dövdüm, dövdüm böyle bu hale geldi. Rabia abla da turp çıkardı şöyle. Güzelce bunları da böyle dilimledi gördüğünüz gibi. Bunu da işte ben yaptım. Böyle salatalıkları falan. Sen mi yaptın? Yalan konuşmayalım. Sen mi yaptın? Ne diyecek diye bekledim. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde minik 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 salatalıklarımı doğradım. Ha. Üzerine. Öbür videoda da gördüğünüz üzere Hakime gerçekten minik doğruyordur. Ondan şüpheniz olmasın. Neyse canlarım şaka yapmıştım. Rabia abla doğradı. Bakın zaten görüyorsunuz kocaman kocaman bakın. Aa bak aa bak bir tane buldum bak onu çıkartamadım. Kocaman yapmış. Neyse yine de güzel. Aa bakın. Aha göz önünde bak. Aha aha. Aha bu ne Rabia abla? Olabilir, olabilir. Olabilir. Neyse şaka ama bir yana. Yine uymuyor. Evet. Şaka bir yana. Burada da tenceremize birazcık yağ kaydık. Ay konuşma tarzıma ne oldu benim ya? Kaydık. Şımardım oraya gideceksin ya. Şımarıyor. Yaşasın. Evet. Kaymış. Duydunuz mu arkadaşlar ne dedi? Şımardın dedi. Manavgat'a geri döneceksin ya dedi. Koymuşmuş diyor. İşte oraya da bulgur pilavı yapacağız. Bulgur pilavı cacık olacak değil mi Rabia abla? Cacık olacakmış. Şımaracak anne. Evet. Cacık olacak. Evet canlarım işte cacık olacak. Çorbamız işte. Oradan bulgur pilavımız. Allah'ım bin bereket versin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol sana da. Gari oradaki mutfağımda burasında hemen lavabonun karşısında böyle pencere var. Ha. Oradan artık koyarım karşıya bulaşık yıkarım. Evet. Manzaram olmayabilir ama benim de yeşillikli bir manzaram olacak orada. Olabilir. Ben bir şey dedim mi? Gittiğine üzülüyorum seni. Evet biliyorum. Ha, iki saattir bir gitsen de kurtulsak diyen kadın şimdi gittiğini üzülüyorum diyor. Senin de yüz haline göre sıkıldım gitseydik, sıkıldım gitseydik. Bu kadar mı sıkıcı geliyorum ben sana? Sen değil. Ne? Kimse. Sadece heyecanlıyım. Yani o kadar. Evet. Bak şu an seni çekebilsem keşke yüz ifadeni. Çekemiyorum ama. Ah burayı özleyeceğim, burayı da özleyeceğim, bu mutfağı da özleyeceğim. Siz bu Rabia abla. Her zaman olsun unutma. Rabia abla başımın üstüne yerim. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Siz de aynı şekilde. Siz de her zaman buyurun gelin. Sizin de benim başımın üstünde yeriniz var her zaman. Ama yarın sen bu videoyu izlerken ben otobüste olacağım. Yo burada olacaksın 12'de atıyorsun ya saat 4'te gideceksin. Ama sen belki o sıra izleyemeyeceksin. Benle otobüsle mi ilgilenirsin o sıra? Evet. Son dakikalarımız ya videomu. Saat 12'de daha 3 saat var. Ha 4 ne? Hatta üç evet 4 saat. 4'te gideceksin. Hayır 3.30'da göndereyim üç hadi. 3.30'da otobüs kalkıyor. 3'te orada olacağız. Evet tamam yine izleriz. Tamam böyle hep beraber izleriz. 10 dakika 20 dakika değil mi? Hazır yarınki videomuzda Manavgat'ta olursun. Evet. Oradan selam yollayayım mı? Yolla. Yollayacağım sana. Söz veriyorum o evde. Hangi neresinden yollayayım selamı? Neresi için esniyorsa orası. Tamam. Yolla. Tamam. Yollayacağım. Yarın da buradasın. Öbürsü güne aklına gelirim. Ondan sonra belki aklına gelmem bile. Aşk olsun. Görürsün. Görürsün. Sana selam yollar. Burada bak mesela nasıl Merve'yi, Şero'yu ikide bir arıyor, anıyorum değil mi? Yani senin de tabii ki de aynı şekilde. Onlar ama ne, çocukluk arkadaşım. Yani olsun 10 canım. 10 senelik arkadaşım. Olsun. Senle de burada 3 ayda en çok sizle görüştük. Bir yerlere gittik. Anılarımız oldu. Beraber yedik, içtik. Öyle yani. Şey mi olur canım? Lan kör değilim ben yani. Bilemem artık yani. Allah'ım ya Rabbim ya bilemem diyor hala ya. Bilemem. Tabii görürsün o zaman. İzle ve gör. Sadece evet, ona diyorum. Şey, izle ve her gör. Her şey zamana bağlı. Aynen öyle. Hiç belli olmaz. İşte bak. Ben biliyorum lan bunun oyunu.
olduğunu ben biliyorum. Şaka şaka. Ya şaka yaptığımı da anla ya. Böyle canlarım, yemeğimizi en son halini gösterir size. Burada Barış diyorum ya. Abo uyanmış ya. Bitti ki, kapattım ya. Sen bunu ne yapacaksın? Pilav yapacağım. Niye kapattın? Soğuması için. Niye? Su koyacağım. Cus diye havaya mı kalksın yağların hepsi? Ay, size bunu çekmem lazım, durun. Bakın canlarım, bulgur pilavı yapacak ya. Bir dünya yağ katmış gördüğünüz gibi içine. Terşeriyeleri katmış, terşeriyeler pişince altını kapatmış. Yani niye ki? Dedim cos demesin diye dedi. Yağ sıcak olduğu için suyu da bıraktığın zaman şimdi o yağlar buhar olur. Ama sudan önce bulguru bırakmıyor mu? Hayır. Ha, ilk su katıp su kaynayıp bulguru öyle mi salıyorsun? Evet. Aa, ben tam tersi yapıyorum. Buraya da birazcık nane, yağ ve bolcana sarımsağımızı bu şekilde ayarlamış Rabia abla. Şuna bakın ya, tavalarının güzelliğine bir bakın, şuna şuna. Mor mor. Evet canlarım. Yarın yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz diyoruz. Zeyman Avukat'a gidiyoruz. Geri. Burayı da özlemeyecek değilim yani. Özleyeceğim tabii ki de, burayı da özleyeceğim. Çünkü 3 aydır buradayım. Buraya da az çok alıştım. Hayırlısı olsun be. Vallahi. Hayırlısı olsun. Ne yapayım, Rabia ablayı özlemem ki zaten. Ay. Ay, sen mi geldin? Yok, baban geldi de selamla getirdim. Babama ne demek istedin sen şu an? Ne demek istedin? Kaynar su döktü, görüyorsunuz oraya. Ne demek istedin Rabia abla sen babama? Bir şey demek istemedim. Ellerinden öpüyorum amcamı. Amcamla biz kankayız ya. Amcam bilir beni. Görse ya, şimdi tanırım. Ben valla şimdi yanlış anlar, bir de gerçekten seni gördüm geldiğini hemen öyle ondan söyledim. Yok, ben yanlış anlamadım. Biliyorum zaten. İzleyince her şey anlaşılır zaten. Ben sen değilim, hemen panik yapmam. Sen hemen abartıyorsun öyle mi? Gerçekten mi? Yüzüğün mimikleri düşüyor hemen. Bugün niye dövüşüyoruz biz, anlamıyorum. Bak yine moralim bozuldu. Ben öyle miyim acaba? Şunu ben kapatayım da bir şey yapacağım, geleceğim. Görüşürüz. Evet canlarım, Rabia abla gördüğünüz gibi güzelce cacığı yaptı. Bakın tam kıvamında. Bundan sonraki cacıklarımı ben de bu şekilde yapacağım. Rabia abladan gördüm, öğrendim. Orada elimden geldiği kadar böyle küçük yapıp yapmaya çalışacağım. Daha sonra burada da etimiz haşlandı bu arada. Haşlanan eti şöyle dışarıya çıkardık. Soğusun diye onu didikleyeceğiz. Burada da suyu kaynıyor. Didikledikten sonra geri bu suyun içine ilave edeceğiz o etleri. Şurada da göstereyim sizlere. Bulgur pilavımız güzelce pişti. Ben bir de Rabia ablanın yaptığı yöntemi de yapabilirim. Mantıklıymış o da bak gerçekten. Normalde ben öbür türlü yapardım hep. Ama geçenlerde de böyle yapmıştın değil mi Rabia abla? Evet. O da çok lezzetliydi gerçekten. Güzeldi yani. Evet canlar, gördüğünüz gibi böyle etleri Rabia abla didikledi, içerisine attı, içine bir de sumak şey yaptı. Böyle şimdi sosunu döküyor. Oh, gördüğünüz gibi mis, şifa şifa şifa. Ellerine kollarına sağlık Rabia ablacığım. Afiyet olsun canlar. Teşekkür ederiz her şey için. Rica ederim. Evet canlarım, gördüğünüz gibi soframız hazır, cacıklarımız dolduruldu, ayranlar öyle. Rabia ablanın kendi elleriyle yaptığı turşu. Ve şimdi de kelle paşa diyesim geliyor ya, işte etli çorbamızı da. Kemik paçasıymış pardon. onu da dolduracağız ve yiyeceğiz. O zaman canlarım, bizlere afiyet olsun. Ben de artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah yarın bir daha görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.